Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver. Ben gafur ve rahim olanım. Bu ayetleri Kabe'nin örtüsünde her sene orada yazıyorlar. Ve çok etkileyicidir. Hele tavaf ederken öyle okumak. Nebbi ibadi, kullarıma haber ver. Cenab-ı Hakk'ın bizi zatına izafe edip kullarım demesi çok yakın bir sıcaklık hissettirir. Kullarıma haber ver. Nebbi ibadi neyi? Enni enel gafurur rahim. Gafur ve rahim olan benim. Yani o bağışlamakta sınır olmayan, bağışlamakta kimsenin kendisiyle yarışmayacağı. Allah'tan başka وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Kim bağışlar ki zaten dedirten diyeceğimiz el-gafur çokça mağfiret eden ve er-rahim esirgeyen merhameti bol olan, çok olan نَبِّ اِعْبَادِ Kullarıma haber ver ben böyleyim. Bunun manası ne? Mağfiret dilemeye, kullara davetiyedir. Kullara Cenab-ı Hakk'a dönmeye davetiyedir. Kullara günahlardan, masiyetlerden vazgeçmeye davetiyedir. Yoksa şeytanın bize vehmettiği şekliyle bunun manası ne yaparsanız yapın umursamayın, rahat olun. Buraya geldiğinizde ben hepsini bağışlarım zaten değildir. Çünkü bağışlanma dilemenin yeri burasıdır. Tevbe burası için söz konusudur. Tevbenin ucu ölümle kapanıdır. Ölümden sonra tevbeden söz edilemez. Ve hatta tevbe yani dönüş yakınca bir zamanda olduğu zaman mağfirete, kabule daha layıktır. Geciktikçe sertleşir, geciktikçe kabalaşır, geciktikçe mağfireti zorlaşır. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Tevbe ancak şöyle kimseler için, kötülüğü cehaletle yapıp sonra yakın bir zamanda tevbe edenler. Bunlar için وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Yoksa tevbe günahları yapıp durup devam edip حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ta ölüm gelinceye kadar, ölüm gelince ne diyor? قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Diyor ki ben şimdi tevbe ettim. Böyle kimselere tevbe yoktur diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla mağfiret, bağışlanma bunlar burada Allah Azze ve Celle'den talep edilecek şeyler. Cenab-ı Hak kullarına وَاَن۪يبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap size gelmezden önce. Eğer böyle bir dönüşe hazır isek, bu dünya hayatındayız henüz, Cenab-ı Hak ne kadar günahımız olursa olsun bizi bu konuda ümit var bir ifadeyle çağırmış. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey günahta, israfta bulunmuş, günahı da israf etmiş kimseler. Yani anlamsız günahlar işlemiş kimseler. Günah olsun diye günah işleyecek bu düzeyde israfa kaçmış kimseler. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. Bunun içine şirk de dahildir. Allah Azze ve Celle her türlü günahı affeder. Ancak ölüm çizgisinden sonraya geçildiğinde bağışlanma dilenmemiş bir şirk var ise, kişi şirkten vazgeçmemiş, teslim olmamış, Cenab-ı Hakk'a sığınmamış ise bu artık affedilmez bir sonuç olarak kalır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Dolayısıyla نَبِّ اِعْبَادِي اَنِّي اَنَّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ben gafurur rahimim, kullarıma bunu haber ver dedikten hemen sonra وَاَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ Ve benim azabımın elim azap olduğunu onlara haber ver.
mağfiretimi haber ver ve azabımı haber ver diyor. Her ikisi de davetiye. Neye davetiye? Cenab-ı Hak kulu kendisine çağırıyor. Ve ona sadece bir çıkış kapısı olarak kendisini göstermiş. Kurtulmak için. Azabıyla tehdit ederken de kulunu kendisine çağırıyor. Mağfiretini müjdelerken de kulunu kendisine çağırıyor. Bir taraftan korkutup kendisine çağırıyor. Öte taraftan ümit verip kendisine çağırıyor. Her ikisi de rahmetinin eseri şu aşamada. Ama ölümle kişi hayatını devirdikten sonra eğer zalimlerden kalmış imana, takvaya, Cenab-ı Hakk'a dönüşe sarılmamış bir süreçte huzura çıkarılırsa bu artık geri dönüş olmayan bir akibettir. Böyle bir şeyden Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Bu dehşet verici bir şey. Kur'an-ı Kerim'i okuyanların bunu dehşet verici bulması, hatta bazılarının bunu çok acımasız bulması vesaire hayatın ciddiyetiyle eşleşmiyor. Bunlar hayata ciddi gözlerle bakmayan kimseler. Yaşamı öylesine var edilmiş ve öylesine sonlanacak ufak tefek şeylerin olacağı ve basit sonuçlarla kapanacağı bir olay olarak görüyorlar. Cenab-ı Hak biz oyun oynamıyoruz diyor. Biz oyun oynamıyoruz. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz oyun eğlence olsun diye gökleri ve yeri yaratmadık. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ Bir eğlence edinmek isteseydik kendi katımızda şayet yapacak olsaydık. Öyle bir şey yaptığından değil ama gökleri ve yeri biz oyun olsun diye yaratmadık. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Sizi abes olsun diye mi yarattık zannediyorsunuz? Böyle mi sanıyorsunuz? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Bize dönmeyeceksiniz sanıyorsunuz. Öyle mi? Bu hayata bakışımızdaki gayri ciddilik bizi suhulete yani gevşekliğe sevk ediyor. Gevşeklik de bizi hayatı kolay ele almaya, öylesi de olur, böylesi de olur zannetmeye ve biten, sıkışan, tükenen zamanı önemsememeye sevk ediyor. Halbuki hayat ciddi bir süreçtir. Bir yerde dekorasyon ciddiyse, hazırlık ciddiyse, çok önceden başlamışsa çalışmalar sonunda ciddi bir olay var demektir. Yeryüzünde, bu hayatta, göklerde ve yerde muazzam bir intizam, devasa bir büyüklük ve insanın bu yaşamına dönük olmak üzere olağanüstü bir sistem var. Bunun ciddiyeti, bu işin akıbetinin, bunu hazırlayan, bu işi boş yere yaratmamış dedirten bir şey var. Bu o kadar önemli bir karinedir ki Allah Azze ve Celle müminleri göklere yere bakıp tefekkür ettiklerinde bu sonuca geldiklerini haber veriyor. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Onlar gökleri ve yeri bunların yaratılışlarını düşünüp tefekkür ettikten sonra dediler ki رَبَّنَا رَبِّمِزْ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Sen bunu boş yere yaratmadın. Bu batıl bir şey değil. Muazzam bir şey yaratmışsın. Çok ciddi bir sürecin içerisindeyiz. Yaratılışın boş yere olmadığını, çok ciddi olduğunu fark eder etmez hemen ne dediler? Rabbena ma halaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Ne olursun Allah'ım? O yüceliğinle, o üstünlüğünle biz bugünden senden bizi ateşten korumanı, bize kıymamanı, ateşten bizi muhafaza etmeni diliyoruz. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Güneşi gören, ayı gören, yeryüzünü gören, dağları gören, sistemi gören, yıldızları gören kimse bu dev, muazzam, büyük hazırlığın tefekkürüne girer girmez hemen ucunda işin ateşi görüyor. Nasıl? Boş yeri olmayışından, öylesine olamayacağından, ciddi bir sürecin içinde olduğundan, kendi yaratılışına bakan
varlığına bakan, kendisine verilen bu sermayenin büyüklüğünü ve önemini kavradığı her anda işin sonucunun ciddi bir yere doğru gittiğini fark ediyor. Subhaneke fakina azabennar. Hepimize bu akretmeyi, bu potansiyeli veren Cenab-ı Hak bizi bu ayetleriyle buluşturdu ve hayatımızda çok kez hep bu noktaya geldik. İşin ciddiyetini kavrayıp, ya Rabbi bundan sonra işi sıkı tutacağım diye çok sözler verdik. Hepimiz biliyoruz, hepimiz bu konuda kendimize karşı birer tanık durumundayız. Ama Cenab-ı Hak biraz gevşetince, biraz rahatlatınca dönüp hep aynı şeyleri yaptık. Bu artık devam eden ve bizi belaya, başımızı belaya sokacak olan bir süreç olmasın. Dileriz Allah Azze ve Celle'den artık ona karşı saygılı bulunmayı, hep sıkıntılı günlerde değil de iyi günlerde de başarabilmeyi bize nasip etsin. Kişiyi akletmesi çekip çevirmedikçe, kişiyi takvası çekip çevirmedikçe sıkıntıların kişiyi yola getirmesinin bir faydası yoktur. Sıkıntılar herkesi yola getirir. Firavun da yola getirir. Firavun sıkıntıya düşünce o olanca ihtişamına ve büyüklüğüne rağmen Hazreti Musa'yı çağırtıyordu. Ve diyordu ki ona, Rabbine dua et, bize bizden bu sıkıntıyı kaldırsın. Eğer bunu yaparsan, لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي İsrail. Biz sana iman ederiz ve İsrailoğullarını da salıveririz. Firavun bunu yapıyordu. Sadece ölüm anında değildir Firavun'un dönüşü. Firavun öncesinde de çok kez bu manada dönüş için söz verdi. Hazreti Musa aleyhisselam ona dedi ki, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Çok iyi biliyorsun ki bu sıkıntıları senin başına göklerin ve yerin Rabbinden gayrısı indirmiyor. Ama sıkıntılar ortadan kalkınca o yine sözünde durmuyor, iman etmiyor ve İsrailoğullarını salıvermiyordu. Dolayısıyla sıkıntının adam etmediği hiç kimse yok. Firavun'u bile adam ediyor. Sıkıntılar ile yola gelmiş olmak bir mana ifade etmez. İnna kâşiful azâbi kalîlen. Biz azabı azıcık bir kaldıracağız diyor Cenab-ı Hak. Bu kıyamete dönük bir duhan azabı gelir. Yeryüzünü kaplar. فَرْتَقِّبِ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُب۪ينٍ. Gökyüzünü belirgin bir duman kaplar. يَغْشَنْ نَاسَ هَذَا عَذَابٌ اَل۪يمٌ. İnsanlar büyük bir korkuya kapılırlar. Bu muazzam bir azap. Ve رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ. Dua ederler. Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. اِنَّا مُؤْمِنُونَ. Biz iman edicileriz. Cenab-ı Hak da diyor ki, اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَل۪يلًا. Biz azabı azıcık kaldıracağız. Yaşarsak veya yaşarsanız, o günü görürsek, böyle bir azap geldiğinde, gökyüzünü belirgin bir dumanın kapladığında, bunun kısa bir süre kaldıracağını da bilelim. Cenab-ı Hak haber veriyor. اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَل۪يلًا. Biz azabı azıcık kaldıracağız ama siz, اِنَّكُمْ عَائِدُونَ. Siz geri döneceksiniz. Siz tekrar azgınlıklarınıza geri döneceksiniz. Aa, yanardağ patlamış. Gökyüzünü oradan, yanardağdan çıkan, ondan sonra dumanlar sarmış. Ve bunlar bir kitle oluşturmuş. Biz de korku verdiydik ya. Tamam, bu yeryüzünde ola gelen bir şeydir deyip tekrar o düzeltilir. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. Cenab-ı Hak baskıyla gelen imanın bir süre sonra etkisi kalpten ve basiretlerden gerisin geri kaldırılır buyuruyor. Niye? Kişi aklederek yoluna devam etsin. Cenab-ı Hakk'ı sevdiği için yoluna devam etsin. Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıdan ötürü yoluna devam etsin. İlerisini düşünüp korktuğu için yoluna devam etsin. Yoksa bugün rahatladı diye vazgeçecekse vazgeçsin. Bugün tekrar kendi imkanlarına kavuştu, sağlığına kavuştu, gücüne kavuştu diye artık Cenab-ı Hakk'ı takmayacaksa takmasın. Cenab-ı Hak böyle bir adamı illaki deşifre etmek ister.
Yani imkana kavuştuğunda Cenab-ı Hakk'ı takmayacak bir kimse ise Cenab-ı Hak o imkanı onu kavuşturur ki takmadığı, takmayacağı bu tercihi ve bu yaklaşımı ortaya çıksın. Kalplerinde bu manada sıkıntılar bulunanların hepsini Cenab-ı Hak ortaya çıkarır. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ O sıkıntıları olanlar sandılar mı ki Cenab-ı Hak onların o sıkıntılarını dışa vurmayacak, açığa çıkarmayacak. İllaki çıkarır ve saygısız olanların, gerçekte saygısız olanların saygısız bir şekilde ömür sürmelerine Cenab-ı Hak yol açar. Bu saygısızlıktan vazgeçip pişmanlıkla dönenler iman ve amel üzere takva ile bezenenler cehennemden kurtulma sürecindedirler. Dileriz Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Er ya da geç, şu andan her ikisine şahsen ben fitim. Yani şu adamın durumlarını, şu zalimlerin durumlarını görünce, sürekli kalacakların durumlarını görünce, bitimsiz, sonsuz, ümitsiz kalacakların durumlarını görünce, yalvardılar, yakardılar, yalvardılar, yakardılar. Bir zaman böyle gitti. Sonra dediler ki efendi duralım, sessiz olalım, dişimizi sıkalım, belki öyle bir sonuç alırız. Efendi oldular, sessiz oldular, çıt çıkarmadılar azapta, korkunç bir sessizliğe büründüler o elim azabın içerisinde. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Sonra tekrar bağırıp çağırmaya başladılar. Sonra birbirlerine dediler ki وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Böyle debelene dururken, bağıra dururken, çığlıklar içtiğinde سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَح۪يصٍ Bizim için eşit, ister bağıralım, ister çağıralım, ister sessiz efendi duralım. مَا لَنَا مِنْ مَح۪يصٍ Bizim bir kurtuluşumuz yok. Sonra onlara bir ses, yüce yaradan artık ses çıkarmaktan men etti onları. قَالَ اَخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Orada sinin, oracıkta sinin, وَلَا تُكَلِّمُونَ Ve bana artık konuşmayın. Artık hitap etmeleri, Cenab-ı Hakk'a yalvarmaları da ellerinden alındı. Ve o bitimsiz, o içinden çıkılmaz, her çıkmak istediklerinde kullema aradu en yahrucu minha her defasında oradan çıkmak istedikçe uidu fiha tekrar oraya iade edilirler. Çünkü orada makami'u min hadid demirden onların elinde aletler vardır. Sürekli bunları onlarla döverler ve orada bir süreç azap evreleri yatufuna beynaha ve beyne hamimin an belli aralıklarla değişik azaplara vardırırlar. Bu sonu bitimsiz olan azabın içinde aralıklar var mıdır diye insanın aklına geliyor. Tamam, ucu bitimsiz anladık. Aralarda böyle hani bir gün yandık şöyle 10 dakika bir soluklanalım, bir nefeslenelim. Derslerde bile bir teneffüs oluyor ki hepsi ders anlatma. İşkence değil yani. Ama yine insana bir aralık veriyorsunuz bir rahatlasın diye. Bu bildiğin azap, adama işkence yapıyorsunuz, yakıyorsunuz, yaktıkça yeni yeni yaratıyorsunuz. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا Derileri her yandıkça yeni derilerle tazeleriz diyor Cenab-ı Hak onları. Neden? لِيَذُوقُ الْعَذَابِ Azabı tatsınlar diye. Dünyadaki bir yakma olsa bildiğin 10 dakika içerisinde geriye bir şey kalmıyor. Hareketsiz bir beden kurtuldu gitti artık acı çekmiyor. Bunun gibi bir şey olsa hepsi bir 10 dakika dişini sıkar bitersin. Ama Cenab-ı Hak diyor ki daha deri düzeyinde yanma gerçekleşir gerçekleşmez biz hemen hop deriyi tekrar yenileriz. Dolayısıyla içerisinin sağlamlığı devam ediyor. Çünkü dıştan ateşe karşı hızlı bir yenilenme yaratılıyor Cenab-ı Hak tarafından. Bu müthiş, muazzam bir şey.
azaba karşı kişinin daha deri düzeyinde, sinirsel boyutta hızlı bir şekilde yenilenmesi sağlanarak azap çekmesine yönelik bir tasarımdan bahsediyoruz. Kullemâ nadicat, kavruldukça her defasında derileri, öyle yanıp kül oldukça değil. Nadıca demek, kavrulması demek. Yani hani atıyoruz böyle kebapta, böyle hafif bir süre sonra yüzeyde bir kavrulma görüyoruz. Öyle alıp yesen içi bildiğin kırmızı et. Daha çok geçecek o içi de onun şey oluncaya kadar. Allah Azze ve Celle daha o derideki kavrulmadan bahsederek, o böyle hafif sertleşip kavruldu mu, nadicatü culuduhum beddelnâhum culûden gayraha, hemen başka derilerle onları yenileriz. Ve bu o kadar hızlı olur ki o esnada olur. Araya bir aralık, la yufettaru anhum, araya bir mühlet, araya bir süre girmez. La yufettaru anhum. Peki azabın şiddeti zaman geçtikçe ne oluyor? Asla hafifletilmiyor. La yuhaffafu anhumul azab. Azap hafifletilmez. Bu dehşet verici bir şey. Çocukken Amme suresini okuduğumuzda, onun böyle ilk sayfasının sonuna doğru çok dehşet veren bir ifade vardır. Fezûkû felen nezîdekum illâ azâbâ. Tadın şimdi, sizin azaptan gayrı hiçbir şeyinizi artırmayacağız. Artan tek bir şey var, o da azap. Böyle bir ümitsizliğin öncesinde, henüz daha hayattayken, henüz daha ümit varken bunları konuşuyor olmak büyük bir nimet. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ